Vallahi benim müşterim geldi. Osman sen 2 dakika dur. Ne o? Yine bir bölüm daha kaçırdınız değil mi? Ben şöyle müşterilere mal satıyorum. Siz bir bölümü izlemiyorsunuz ha. Ne lazım şekerim? Hap mı? Ay yok şekerim, sen lazımsın. Müşteriler işte ne isteyecekleri belli olmuyor. İşte bir önceki bölümde kaçırdıklarınız. Tam olarak bu sahneler yaşanmadı ama buna benzer şeyler oldu. Bir daha bölüm kaçırmazsanız siz de böyle aksiyonlara şahit olabilirsiniz. Haydi bakalım bas bebeğim. Bas dedik lan Allah'tan. Yolun ortasında kaldım. Allah belanı vermesin. Ulan bu cinler biraz dar gibi ama içime cin kaçmış gibi hissediyorum. Oscar sence nasıl oldum lan? Vaaav işte bu abi, tam benim anladığım şey biliyor musun yani abi, bak tam korkutucu oldu. Oğlum emin misin? Ben niye kendimi palyaço olmuşum gibi hissediyorum ya? Osman sen misin? Selam. Kim soruyor birader? Ben soruyorum birader. Ne lan öyle artist artist konuşuyorsun? Beni patron gönderdi. Aa eyvallah birader. Yani ben koruyacakmışım seni. Bak öyle bir mevzu falan çıkarma, ağzını yüzünü kırarım. Adam gibi ekmeğini dol, tamam mı lan? Uyuşturucunu sat. Şaka mısın ya sen? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi maalesef ki uyuşturucu işlerine girişmiştik. Şimdi gördüğünüz gibi Osman burada. Arkadaşlar Osman kendisine yeni bir motor almış. Osman lan yakıyor oğlum bu. Kaç aldın bunu ya? Görüyorsunuz bende de tam bir motorcu tipi var. Bu arada Faruk'un tipini yadırganlarınız varsa muhtemelen bir önceki bölümü izlememiştir. Onun da linkini açıklamada ve videonun sonunda bulabilirsiniz. İzlerseniz bölümü tamamıyla anlarsınız. Osman dediğim gibi kendisine motor almış. Bugün ben de kendime bir araç almayı düşünüyordum arkadaşlar. Yani Osman'ın motoru görünce motor mu alsam dedim. Osman kaç lira verdin lan bunu oğlum? Bakayım yine mallarımız duruyor mu? Oo, bunları yine satarız valla. Bugün belki ben de motor alırım. İşini iyi yaparsan alırsın Faruk. Gözünü dört aç aman diyeyim. Niye öyle dedin ki lan? Sanki normalde dört açmıyor mu? Faruk bugün cumartesi. Yani ne, işçi bayramı falan mı? Faruk ülkedeki uyuşturucu kartelleri bir anlaşmaya vardı. Hafta sonları satmıyoruz. Ama ben burada görüyorsun ki para için satıyorum. Ulan oğlum patronun bundan haberi var mı? Sonra bize uymasın. Sat diyen zaten patronun kendisi Faruk. Elimizde fazlaca mal var. Mecbur satmak zorundayız. Anlaşmayı çiğniyoruz. Ulan inşallah bizi çiğnemezler bari ya. Oğlum beni bir korkuttun şimdi ya. Ben motor alacağım falan diyordum. Kanserimi yenmeye çalışıyorum falan burada. Niye öyle kötü kötü konuştun ki şimdi? Ben gözümü dört açayım en iyisi arkadaşlar. Ya gerçi benim tipim hayvan gibi korkunç lan. Buraya kim saldırabilir oğlum? Gelsinler lan. Heh. Delikanlı Ferum ben. Ben kimseden korkmam Allah ananı avradını. Lan! Lan! Lan oğlum! Yapma! Yapma! Ulan şerefsizler! Lan! Lan! Aa vurdum vallahi şoförü. Oğlum sen kimsin lan? Lan! Lan tutturamıyorum da ne olmuş lan bana oğlum? Aha! Arabaya geri ışınlandı. Namussuza bakın. Ulan şerefsiz! Vurdum valla. Aşağılık herif, tamamdır. Oh. Hallettim. Osman nerede lan? Osman kaçtı mı? Vuruldu mu lan yoksa? Osman. 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 Ne oldu sana Osman? Arkadaşlar. Osman. Osman. Oğlum öldün mü lan? Faruk. Çabuk benim motora atla. Patrona haber ver Faruk. O saldıranın kim olduğunu iyi biliyor. Saldıran kim? Bana da söyle namussuz. Ben de öğrenmek istiyorum. Feruk da bu işlerin içinde. Söyle lan kim saldırdı? Faruk erkek penguen gibi üstümde kuru yapıp durma. Git hadi git. Polis gelecek. Bayılıyorum bak zaten. Ulan sen de beni üstüne aldın. Zevke mi geldin? Tamam tamam gidiyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Saldırdılar resmen. Adam 3-5 kere arabaya geri ışınlandı ama olsun. Sonuçta saldırdılar. Kim lan bu namussuzlar? Hemen motor atlayıp kaçmam lazım. Haydi haydi haydi. Polis gelmeden uzamam lazım. Buradan yardır 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 yardır. Güzel motormuş lan. Neyse şimdi konumuz motor değil. Ulan gördünüz mü? Osman'a sıktılar. Bana sıkmadılar, fark ettiniz mi arkadaşlar? Beni tanımıyorlar belli ki. Beni öldürmeye çalışmadılar. Ay korktum lan. Vallahi korktum ha. Bir an dedim aa Feruk senin için yolun sonu göründü. Neyse neyse iyiyiz arkadaşlar şimdi. Bakın siren sesleri de gelmeye başladı. Vallahi polisler olay yerine gidiyor. Benim hemen uzamam lazım. Patrona haber vermeliyim. Oğlum niye satıyorsunuz madem cumartesi yasak değil mi? Aranızda anlaşmışsınız. Hay yasalarınıza uyun sana ya. Lanet olsun. Ben korkuyorum arasını satayım ya. Ulan geldiler taradılar ha. İnşallah Osman'ı zamanında hastaneye yetiştirir polisler. Yani yazık, Osman'ı sevmiştim ben. Bana bol bol para veriyordu yani. Kim öyle bir adamı sevmez ki? Allah belanı vermesin Osman. Silahını çekti kaçmaya başladı. Saklansaydı belki ölmezdi arkadaşlar. Ama salak. Kaçmayı tercih etti. Ha tamam anlıyorum, göt korkusu da. Kendini savunsaydın yaşayabilirdin Osman. Yalnız motoru da ne gidiyormuş lan rahmetlinin? Yoksa bize mi kalacak? Ölürse bana kalır valla. Vermem lan. Ne vereceğim? Hah mekana geldik. Selam beyler. Ben de motorcu gibiyim bakın, artık beni tanıyorsunuz. Hemen patrona gitmem lazım. Patron. Patron neredesin? Patron.
Patron, patron, patron. Nerede lan patron? Hah, patron. Patron, çok kötü bir şey oldu patron. Patron, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Faruk, anlat. Patron, patron. Biz köprünün altında senin verdiğin uyuşturucuları satıyorduk. Patron, silahlı adamlar geldi. Taradılar. Osman'ı vurdular patron. Osman'ı hastaneye kaldırdılar. Ne? Vurdular mı? Uyuşturucular yanında mı Faruk? Onları kurtardım de. Anam. Anam, arkadaşlar. En önemli konuyu unuttuk. Patron, ben senin uyuşturucuları unuttum. Unuttun mu? Nasıl unutursun Faruk? Geçen gözünün önünde golf sopasını adama monte etmedin mi? Bu ne cesaret? Patron, yarı otomatikle saldırdı adamlar. Tabancayla saldırsalar ben de alırdım malları. Yani bir anda hemen çıkmak zorunda kaldım. Çünkü polis gelir diye korktum. Neyse. Bu işte acemisin diye seni affediyorum. Demek saldırdılar ha. Demek benim mekanıma saldırdılar. Tamam Faruk, ben gerekeni yapacağım. Patron, o şerefsizler her kimse Osman'ı vurdular. Patron, intikamımızı almamız lazım. Osman benim için önemli biri değil ama sonuçta bana para veriyordu patron. Biraz da arkadaşlık kurmuştuk. Ben de intikam almak istiyorum. Güzel. Bak gözüme girdin şimdi. Çetenin birbirini savunması iyi bir şeydir. Bir dakika Faruk, telefon etmem lazım. Telefon mu etmen lazım? Kime ediyorsun ya? Alo. Victor, çabuk gel. Victor mı? Victor kim ya? Aynen. Mekanımdayım Victor. Hızla gel buraya. Patron, ne oluyor, bana da anlatacak mı? Seni zaten uzun zamandır Victor'la tanıştırmayı düşünüyordum Faruk. Kendisini çok seveceksin. Tam bir profesyonel katil. Soğukkanlı. Babasını bile kendi elleriyle öldürmüş Faruk. Düşün yani. O derece soğukkanlı. Bu adam var ya, bu adam Faruk. Psikopatın el kitapçı gibi. Nasıl yani patron? Yani bir psikopatın eline verirsen müthiş iş görür. Mesela benim gibi. Şimdi onu çok iyi işler için kullanacağım. Yapma ya patron. Ulan merak ettim şimdi ya. Kim acaba? Patron, bu Victor dediğin adam kel mi? Evet evet. Ah bak kendisi gelmiş. Hoş geldin Victor. Kusura bakma, seni birden böyle çağırdım. Faruk gel böyle. Victor bu muymuş ya? Selam Victor. Merhaba. Azıcık dik dur oğlum. Dik dur lan, belin eğilmiş. Victor, seni niye çağırdığımı tahmin edebiliyorsundur. Tabii patron. Faruk, sen de bordo bereli eğitimi gördün. Victor'la beraber git, işi öğren. İşimi öğreneyim? Patron, benim işim zaten adam öldürmekti. Ben bordo bereliydim yani. Bu arkadaş rahatsız mı ya? Patron, sen bana bir düzine ordu ver. Ben gider hallederim kimi indirmek istiyorsan. Faruk, sana zaten bir ordu veriyorum, merak etme. Ha öyle mi? Tamam patron. Victor, hadi gidelim o zaman. Faruk, bu arada Victor sadece benden emir alır. Nasıl ya patron? Benden de emir alır, izle şimdi. Victor, yürü lan. Azıcık dik dur, namussuz. Müsaadenle patron. Artistlik yapma. Ben sadece patrondan emir alırım, anladın mı beni? Victor, indir. Peki patron, nasıl istersen. Allah belanı vermesin. Sen nasıl suratsız bir adamsın lan? Victor, oğlum beni birazcık korkuttun ha. Victor, sok silahlarını. Faruk, indir ellerini. Tamam patron, nasıl istersen. Soktum. Victor, Faruk'un arkasında git. Bırak konuşmayı o yapsın. Tamam mı? Sen onu koruyacaksın bugün. Nasıl istersen patron. Ne konuşması patron ya? Ne diyorsun tam olarak? Faruk, kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bize bir tane rakip çete var Faruk. Bizim bölgeyi eline almak istiyor. Cumartesi pazarı da çalıştırmayı düşünüyordum ben. O yüzden saldırdı muhtemelen. Faruk, gideceksin, ona bir ayar çekeceksin. Patron, ordu veriyorsun değil mi? Şimdi gideceğiz, hani kartele ayar çekeceğiz de. Hani orada bana monte etmesinler silah mila. Oğlum merak etme, ben sana ordu göndereceğim diyorum. Ha, ben vardığımda ordu orada olacak yani. Faruk, sana yalan mı söylüyorum? Yanında bir ordu olacak diyorum. Victor, arkadaş eşlik et. Peki patron. Ulan bu da oyuncak bebek gibi, anasını satayım. Peki patron. Evet patron. Oğlum başka bir şey yok mu lan? Allah'ım yarabbim. Patron, kim bu benim buluşacağım adam? Kendisine kartel Ziya diyor Faruk. Böyle biraz cins bir eleman, biliyor musun? Sakat da ama ha, dikkat et. Mekanına gideceksin ya, fazla saygısızlık etme. Lakin seni de ezmesine müsaade etme Faruk. Gözlerinin içine bak ve benim mesajımı ona ilet. De ki, patron artık bütün bölgelerini alacakmış de. Patron, ben bunu dersem adam beni orada kevgire çevirir lan. Faruk bugün benim bölgeme saldırdı. Rajon'u o da iyi biliyor. Bölgeme saldırmasına karşılık elindeki her şeyi alacağım. Böyle rajon mu olur lan? Bir bölgeye saldırdılar diye. Valla patron, öyle diyorsan öyle olsun. Peki ya kabul etmezse patron? Ya artistlik yapar, silah çekerse? Öyle bir şey olursa sen Victor'ın arkasından ayrılma Faruk. Sen önemlisin benim için. Duydun mu lan Victor? Azıcık dik dur oğlum, artık liderin sayılırım. Tamam patron, nasıl istiyorsan öyle olsun. Victor gel bakalım benimle. Hadi gidiyoruz. Motora bineceksin, hadi Victor. Gel böyle. Gözünü dört aç Victor. Ölmesine müsaade etme. Endişelenme patron, arkamda tutarım. Victor! Victor hadi oğlum, hadi lan Victor lan. Bin şu motora da gidelim, hadi Victor. Yoksa ben şurada sıfır çekeceğim vallahi. Allah Allah Allah. Victor, atla oğlum hadi. Hadi gidiyoruz. Kask da tak ha. Ne olur ne olmaz. Victor, giy kaskını bakayım. Aferin. Önce güvenlik oğlum. Sıkı tutun Victor.
Hemen gidiyoruz. Ya Victor, bu patronun da götü çok akmış, biliyor musun? Patron hakkında benim yanımda konuşma. Hadi ya. Ulan ben muhabbet ederiz, dostuz sanıyordum be. Victor öyle olsun Victor, nasıl istiyorsan. Victor nerelisin, ne iş yaparsın? Sen patronu nereden tanıyorsun? Dostu musun? Bunları bana bir söylesene. Görevim seninle konuşmak değil, sadece seni korumak. Aman diyeyim kendini öldürtme. Victor'cim, şaka mı yapıyorsun sen? Ben bordo belediye eğitim aldım ya, kim öldürecekmiş oğlum beni? Eğitimin falan bir önemi yok. Patron senin için kesin emir verdi. Ölmesin o hıyar dedi. Patron bana hıyar mı dedi? Allah Allah. Neyse, gerçi patron lan diyebilir değil mi? Sonuçta paramızı veren o. Victor'cim ya, sen hiç merak etme. Gerekirse ben senin götünü de kurtarırım. Sen başını belaya sokmaz, kendini öldürtmezsen ben seni kurtarırım, merak etme. Ya Victor, çok iddialı konuşup duruyorsun oğlum, seni leylek edeceklermiş gibime geliyor ama. Sen sadece konuşma işini yap, ben o konularda kötüyüm. Ters giden bir şey olursa bana işaret çak. İşaret mi çakayım? Ne gibi bir işaret lan? Fark etmez. İndir de, vur de, öldür de. Yani bir şeyler de. Tamam Victor, o iş bende. Sanırım sen bizim diğer adamlara komuta edeceksin değil mi? Diğer adamlar mı? Hangi diğer adamlar? Ve mekana geldik. Ne demek hangi diğer adamlar oğlum? İşte bizim diğer adamlar. Bizim diğer adamlar? Bizim adamlar. Adamlar nerede oğlum? Victor, Victor, plan iptal. Geri mi çıksak, ne yapsak? Ne saçmalıyorsun sen? Yanındayım ya işte. Ulan oğlum teksin lan, tek manyak, ne yapacaksın? İki kişiyiz biz. Allah belanı vermesin. Kartelin yuvasına da geldik. Oğlum oymasınlar bizi lan. Hiç endişe etme. Korkulacak bir şey yok. Sen sadece konuşmayı yap. Ulan Victor, meczup musun? Nesin oğlum? Görmüyor musun lan? Her yerde silahlı adamlar var. Anam anam anam. Patronun mekanına geldik de arkadaşlar. Bunlar bizi öldürür lan. Ben en iyisi patronla uysalca konuşayım. Oğlum bizim patron dememiş miydi hani ordu göndereceğim falan diye? Nerede bizim ordu ya? Neyse. Merhaba kızlar, merhaba. Patronu görmeye geldik. Ben de uyuşturucu satıyorum da. Merhaba kardeşim. Yanlış geldik galiba. Şuradan mı çıkacağız? Oğlum suratları surat değil lan. Tabancaları mabancaları var. Victor, sen de bir cesur yürüyorsun ama. Oğlum tek başımızayız lan. Patron bence bizi öldürmeye çalışıyor. Demedi deme Victor. Vallahi bu adamlar bizi öldürecek gibi arkadaşlar. Aha. Patron şu galiba. Kodaman'a benziyor baksanıza. İyi günler patron. Oo, uyuşturucu. Selam, beni diğer patron gönderdi. Patronların patronu. Hele hoş gelmişsin. Demek seni patron gönderdi. Öldü mü benim mesajı? Öldü, öldü. Ha, aldı yani, aldı. Yalnız çok sinirlendi. Şimdi şöyle patron. Ben orta noktayı... Ananı, o silah taramalı mı lan? Orta noktayı bulabileceğimizi düşünüyorum patron. Yani sen şimdi bir özür dilesen, böyle gül, çikolata falan göndersen, bir de kandillerde falan mesaj atsan yeter bence. Ula oğlum, patronun mesajımı almadı mı? Ben onun bütün bölgesini istiyorum. Sizi ne cesaretle buraya gönderdi? Patronun bölgelerini mi istiyorsun? Victor, oğlum, Victor, birazcık dik dur. Bu patronun adamları falan filan. Oğlum ne oluyor lan? Vallahi ben korkuyorum Victor, yardım et. Faruk, sakin ol. Ben buradayım. He, tamam o zaman. Koy götüne. Oğlum manyak mısın? Adamları görmüyor mu? Arkadaşlar, vallahi ağzım götüme girdi oğlum. Adam resmen diyor ki hepinizi gazlayacağım. Kardeşim, anlaşabiliriz bak. Patronla oturun, konuşun bence. Yani birbirinizi sevebilirsiniz. Bir çaya çıkın. Ula bana bak oğlum. Fırça gibi saç yapmışsın, mekanıma gelmişsin. Bir de diyorsun ki böyle böyle. Var ya, o senin patronunu oyacağım. Bizi kozuyacak mısın? Yapma yapma, dur, hiç o işlere gerek yok şimdi. Yalnız bir şey söyleyeyim. Benim adım Feruk. Patron dedi ki ben buradan canlı çıkacakmışım. Allah Allah, canlı mı çıkacakmışsın? İki kişi gelmişsiniz oğlum. Yani patron bir ordu göndereceğim dedi. Mutlaka gönderir. Öyle değil mi lan Victor? Zaten gönderdi. Zaten gönderdi mi? Allah'ına kurban. Hani nerede adamlar? Çatıda falan değil mi? Sniper falan. Uzaktan vuracaklar. Patrona ben güveniyordum zaten. İki kişi gönderecek değil ya bizi. Patronun demek o adamlar gönderdi öyle mi? Hani neredeler? Yalnız Victor lan. Etrafa bakınca ben de adam göremiyorum oğlum. Şşş, neredeler? Faruk, kanepenin arkasına geç. Kanepenin arkasına mı geçeyim? Nasıl yani? Çömel ve orada kal şimdi. Allah belanı vermesin. Ne oluyor lan? Ne yapacak bu manyak? Ula kel, senin kafana güneş mi geçti oğlum? Etraftaki adamları görmüyor musun? Canına mı susadın? Victor, ne haltlar ediyorsun Victor? Oğlum Victor'ı öldürecekler lan. Neyse, patron da seni zaten hiç sevmemişti. Öbür taraftan bana kartpostal atarsın. Yuhu, hala iddialı iddialı konuşuyor. Bak senin arkadaş saklandı. Saklandı mı? Bir dakika bakayım. Faruk saklandın mı? Niye saklanıyorsun Faruk? Bunlardan korkulacak bir şey yok ki. Ulan Victor, altıma sıçacağım neredeyse oğlum. Saçmalama, yürü gidelim. Adamlar bizi kevgir edecek. Faruk sakin kal. Sakın korkma, tamam mı? Sakın korkma Faruk. İki dakikaya bitiyor bunların işi. Rahat ol Faruk, rahat ol. Rahat ol, hiç korkma. Hiç korkma Faruk. Bunların işleri 2 dakikada bitiyor. Kaldı mı başka? Faruk takip et beni. Gidiyoruz, yürü. Yürü Faruk. Yürü. Yürü Faruk, çıkıyoruz buradan. Yürü Faruk, yürü yürü yürü. Hiç korkma Faruk, arkamda kal.
Faruk dikkat et kendine. Faruk dikkat et. Dikkat et kendine. Sakın ölme. Aman diyeyim, patron için önemliymişsin zaten. Faruk motora bin. Motora bin Faruk, çabuk. Faruk ne yapıyorsun? Ne yapayım, altıma sıçıyorum. Sen ne yapıyorsun asıl? Allah belanı vermesin, çek silahı çek. Ulan Victor manyağı. Ne yaptın oğlum? Öldürecekler bizi anasını satayım ya. Yürü gidelim. Faruk sen geç bakalım motora, ben geliyorum. Ulan yürü gidelim işte Victor, tamam temizledik hepsini. Bak daha silah sesi geliyor. Sen kal burada Faruk. Kal burada. Nereden geliyormuş? Aha orada. Merak etme Faruk. Ben hemen geliyorum 2 dakikaya. Şerefsizler sizi. Tamamdır. Evet şimdi ne diyordun sen patrona? Ne olur yapma. Özür diliyorum. Patron neyi teklif ediyorsa kabul edeceğim. O abimdir bundan sonra. Az önce öyle demiyordun ama. Adamların ölünce bir tırsın gibi geldi. Kimsin sen kurban? İnsan mısın ki? Benim adım Victor. Herkes karşımda dik durur. O sonu sanki biraz olmadı. Kafiye yapmaya çalıştın. Onun gibi bir şey. Neyse. Haydi bakalım. Patron ölmeni zaten istiyordu. Neyse polisler gelir. Haydi gidelim. Ulan oğlum nerede kaldı bu manyak ya? Hah geldi. Victor gel. Gel Victor. Atla bakalım. Haydi Victor sıkı tutun. Gidiyoruz. Polisler gelmeden kaçmamız lazım. Victor sen ne yaptın içeride? Ya Faruk hiç adil olmadı biliyor musun? Hiç adil olmadı bu. Katılıyorum Victor ya. Oğlum 30 kişilerdi. Bir kişiye 30 oluyor mu? Faruk adam sayıları çok azdı. Bir kişiye 70 falan olsalardı tamamen gücüme denk düşerlerdi. Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Terminatör gibi. Neyse patronun mekana geldik. Ulan madem bu kadar yakındı biz niye o kadar dolandık? Allah belanı vermesin Victor. Altıma sıçtım. Patron nerede ya? Patron. Patron neredesin? Patron. Ay 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 ay. Hah. Patron burada. Bizi bekliyor. Patron. Patron senin bu adam ne böyle? Manyak çıktı patron. Hoş geldin Faruk. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Victor? Sıkıntı yok patron. Ben gidebilir miyim? Gidebilirsin Victor. Pekala patron. Pekala patron mu? Oğlum lan 70 kişi öldürdün az önce namussuz. Ya patron. Bu nasıl bir soğukkanlılık ya? Ben resmen altıma sıçtım. Adam hepsini tek başına temizledi. Victor'a alışacaksın Faruk. Victor böyle birisi. Patron. Yüzüme falan hep kan sıçradı. Baksana Allah belanı vermesin. Benim yüzümü yıkamam lazım. Tamam Faruk çekilebilirsin. Patron yalnız oradaki adam sana çok fena şeyler söyledi. Gerçi öldü galiba. Önemli değil Faruk. Hallettik artık. Eyvallah sen öyle diyorsan. Oğlum lan resmen altıma sıçtım. Bu Victor denilen adam nasıl bir arkadaşlar? Gitti temizledi tek başına. Manyak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bu bölüm Victor'la tanıştık. Victor biraz sadist bir adam. Yalnız bayağı da etkili. Gördüğünüz tek başına bir ordu gibi girdi temizledi çıktı. Bakalım ileride Faruk'un hayatında neler olacak. Daha fazla biliyorsun videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Doğru söyle kız. Sevgilin nerede? Ronaldo çık dışarı. Yoksa kızı öldürürüm. Tamam ne olur sıkmayın. Okey çektim. Sevgilime dokunmayın. Harika. Cristiano ve sevgilisini yakaladım. Cristiano, seni görmek için sabırsızlanıyordum. Ben senin çok büyük bir hayranınım. Sen benim çok garip bir hayranımmışsın. Yani benden ne istiyorsun? Ben manitayla takılıyordum. Cristiano, mevzu sen değilsin. Senin paran. Yürü benimle gidiyoruz. Peki ya gelmezsem ne yapacaksın? 5 dakika içinde polisler burada alır. Ne mi yapacağım? Ronaldo, sevgilini bacağından vurdum. Bu yarım saate iyileşir. Tabii şayet ambulans gelirse. Görüyorsun Ronaldo. Sevgilin iyileşsin istiyor musun? Aşağılık herif sevgilimi vardı. Bu benim 7. sevgilimdi.